kahraman mı kurban mı? Onun cevabını mı buluyor? Şey de çok enteresan, onun sizin hiç altında yazıyor ya, hatta Candan Erçetin'in yeni albümünde de var. Kul kurar, kader gülermiş. Ne güzel bir laf değil mi o? Öyle de güzel bir şarkı yaptık Candan. Albüm süper. Cuma akşamı inşallah canlı performansa, çok heyecanlıyım. Filmin bütün müziklerini de Candan yaptı ayrıca. Filmin müzikleri muhteşem oldu. Yani biz ki defalarca seyrettik. Her seferinde tüylerimiz ürperiyor. Muhteşem oldu. Filme bir de klip çekti. Onu da yayınlayacağız birazdan. O klibi önce çıkardı. Albümün klibi değildir, söyleyeyim. İşte albümdeki filme şarkı, evet, o. Ama evet, albümün klibi değil. O gelecek yakında. Ha, onu da çekecek. Aa, evet. İyi, çeksin bakalım. Çok güzel albüm olmuş. Zaten cuma akşamı mallandıra mallandıra. Candan bir de olağanüstü bir yapımcı. Değil mi? Tabii. Ve ahçı. Ahçı. Set annesi yani. Ahçı nasıl? Basbayağı. Yani setteki, hayır, bütün o yemeklerin servisi, kim yedi, kim yemedi, kim aç kaldı, kim ikinci tur yemeli. Elinde kepçeyle. İnanmıyorum, bütün çekimlere de geldi tabii, mi? Tabii tabii. Kaç gün sürdü mesela bu 24 saat? Rekor. 18 günde çektik. 3 haftada çekildi. 2 günde repo günü vardı, dinlendik. 3 hafta ama 3 haftanın her günü değil herhalde, değil mi? Dinlendiniz. Dinlendik. 3 hafta. 3 hafta, süper bir zaman öyle hani. Çünkü haftalarda çekildi. Yani demin Hakan da dediği gibi ortada o benim blok, ev tek mekan olduğu için. Biraz ona göre yazıldığı için yani. Her film 18 haftaya sıkıştırılırsa, 18 güne sıkıştırılırsa hani şişirme gibi olabilir ama bu proje buna göre, çabuk çekmeye göre yazılmış bir proje. O yüzden hakkıyla, hakkıyla çekildi. Bana yani bazen, bilmiyorum yanlışsam düzeltin lütfen. Hani işte filmi çektik 6 ayda ya da işte bir albüm çalışması var mesela, bir yıldır stüdyodan çıkmıyorum. Bana bunlar biraz yalan geliyor. Ya yani olabilir de projesine bir bağlı. Bir yıl nasıl stüdyodan çıkmazsın kardeşim? Şarkılar belli yani. Hani öyle bir hava yapıyorlarmış gibi oluyor. Yok, bazı filmler ona ihtiyaç duyuyor. Yani bazı filmler atıyorum havaya bağlı, mevsime bağlı. Sahneleri altar çok daha zor. Yani oyuncunun gelişimine bağlı. Saçı uzun lazım, saçı kısa. Yani binlerce etken bağlı var. Yani sonuçta bütçeye bağlı. Bütçeye bağlı. Konuya filmlerde bağlı. İnanayım yani. Filmler öyleyse doğru. 18 en azından günde emek var. Ama şimdi biz istesek de bunu zaten 6 haftada çekemezdik ki bu filmi. Evet. Tabii. Yani, filmin yapısı böyle. Filmin yapısı böyle yani. Bu yani. Ne yapsan 6 haftada çekemezsin. Ve hiç değişiyor. Sıkışmadan yani belli bir tempoda. Albümleri hızlı çalıştık ama hiçbirimiz perişan olmadık çalıştık. Ona göre yazıldığı için evet, yani. Tatlı bir şekilde. Evet. Çok geçtik, mutlu. Türkiye'de 3 haftayla 4 ay arasında genelde çekiyorlar filmleri. Gene tabii senaryo ve bütçeye bağlı. Sen peki gene muhteşem açıklamaların var. İşte Türkiye'de gözünü Venedik'e, Cannes veya Berlin festivallerine endeksleyen yapımcı veya yönetmenler yok demişsin. Yok mu gerçekten? Şimdi var. Hakan, var. Niye öyle diyor? Var. Dediysem de yanlış demiş. Ben seni öyle itham etmeyeyim. Ama, yani şimdi, ona benzer bir şeydir. Ben yani şimdi bağımsız festival filmleri başka bir mantıkla yapılıyor. Ve hakikaten bu festivallere davet edilen filmler, yönetmenlerimiz var. Ben genel için demişimdir. Ha, yani Recep İvedik'i festivale gönderecek halin yok. ama Kozmos ya da Gölgesizler ya da Uzak İhtimal, bunlar festivallere giden filmler. Öyle bir sürü örnek verebilirim. Ama Türk sinemasına genelde bakıldığında şöyle bir 100 filmi çıkarttığımda ben Cumhuriyet tarihinden bu yana 35. filme kadar 1 milyon biletten fazla satmış. En fazla da işte 4.3, 4.5'a yaklaşıyor. İlk 35. Şimdi bu bunların altında bir de 100 numaradan yukarı doğru 60'lara doğru filmler var. 100 numaralı film 260 bin seyirci gelmiş sadece. Ne kadar az insan sinemaya gidiyor. İşte o 260 bin seyircinin de aşağısında Nuri Bilge Ceylan kaç yıldır Cannes'dan ödülleri topluyor. Dünyanın her tarafından ödülleri topluyor. En gişe yapan filmi 3 Maymun Türkiye'de 130 bin. Demek ki ilk 100'e girmeyen, aşağılarda 130 binden 5 binlere 6 binlere seyirciye ulaşan filmler festivallere kabul edebilecek kıvam ve tasarımda oluyor. İlk 35 içerisine girenlere de baktım. 22'si komedi. Ve emin ol 15'i falan zübük komedi. Bir manası da yok.
Neye gülüyor? Gülüyoruz ama ha, neye gülüyoruz? Onun için ben onları kastetmişimdir. Gözlerini festivallere dikmiyorlar diye. Yoksa gözünü festivale diken Türkiye'de bu yıl 70 film çekildi. 70 mi? 76 mı? Ne 70 film izlemeyi? Çekildi. 50'si ilk filmini çeken yönetmenler. Bu bunların bir kısmı festival hedefliyor. Ben mesela evet hani sektör hızlansın mı, sektörde işte bir takım işler yapılsın mı evet istiyorum. Fakat şahsen geçen gün de söyledim yayında bunu. Mesela iki tane filme gittim diyelim. İkisi de kötü çıkarsa, yani benim beğenmediğim şekilde çıkarsa üçüncüye artık gitmek istemiyorum. Çünkü doğru. Vaktime yazık. Doğru. Ama Amerikan filmlerinde öyle oluyor mu? Bir tek Türk filmleri için bunu söylüyorlar. Ama Türk filmlerine ben daha bir de hem katkı sağlamak için hem de konuk gelecekleri için daha çok gitmek zorunda kalıyorum. Öteki keyfek eder. Ama sonuçta yılmamak lazım. Yani iyi filmler yapılıyor, kötü filmler yapılıyor. Türk filmleri iki tanesi kötü çıktı diye bugün de bir arkadaşım aynı şeyi anlatıyordu. Meyit şansına film... da gidemem ki. Yani. Film eleştirmeni bir arkadaşım markette bir beyefendiyle tanışmış. O da yanına kadar gelip siz yazdınız diye gittim işte şu film şu film. Hanımla gittik 50 milyonum gitti falan diye şey yapmış. Şimdi o iki film kötü çıkabilir ama her film, her dünyanın her ülkesinin her sineması için aslında aynı şey yani. Amerikan filmlerinin içinde de yüzlerce film yapılıyor ama hani gerçekten dikkate değer 4 tane var mesela. Haklısınız ama bazıları da ya tutarsa mantığıyla yapmıyorlar mı ya? Oluyor öyle şey. Yani tabii zayıf prodüksiyonlar, televizyoncu nasıl? Hiç. Var. Arada oluyor öyle arada. Şey. Yani onların bir kısmı ikinci filmini çekmeyecek mesela. Muhakkak. O 76 filmin içinde olanların bir kısmı tabii, çekmeyecek. Tabii, tabii. Çünkü çekebilecek halleri kalmayacak. Şundan dolayı büyük zararlara uğradılar. 10-12 tanesi para kazandı. Diğer hepsi zarar. Her film çok farklı koşullarda yapılıyor. Bazı filmlerde yapımcılar öne çıkıyor. Bazı filmler sadece yönetmenin çabasıyla oluyor. Bazı film büyük çoğunluğu da hem yapımcı hem yönetmen olarak evet, var oldukları için zaten. Çok sırtını yani o kadar farklı koşullarda yapılan filmler ki 70 tanenin 70'inin birbirine benzemesine imkan yok. Avatar'a gittiniz mi? Doğal olarak. Sizden gitmediniz mi daha? Ben daha gitmedim. Siz? Gittim tabii. Muhteşem. Ne düşündünüz? 18 günde çekerdim ben. Ya hiç şüphe. Gerçekten dedim bunu Hakan yapmaz. Yani teaserlarını izledim aylarca. Olağanüstü bir prodüksiyon. Olacak şey değil ya. Büyülendim. Tekrar gideceğim. Büyülendim. Çok ilginç yani. O bizim ölçütlerimizin dışında... Bizim hayalini bile kurmayacağız. Ama Cem Yılmaz demiş ya ben gidip marketçilik yapayım diye. Hani insan öyle bir şey diyesi geliyor gerçekten. Yani ölçütler dışı. O hani bir... 300 milyon dolarlık proje yıllarca çekiliyor. Yıllarca çekiliyor. Ve aynen. Onun nasıl çekildiğinin dokumenteri vardı. 100 adam, milyon adam, dolar da tanıtım bütçesi var. 400 yönetmen bin. Elinde bu kadar bir monitör tutuyor. Sen oyuncusun sabah oradan oynuyorsun. Böyle bir balık adam kıyafeti gibi üzerinde bir kıyafet var. Arkada yeşil green screen çekiyorlar. Kıyafet bütün kordonlar, elektrotlarla başka makinelere bağlı. Sen rol yapıp bana doğru yürüdüğünde ben senin avatardaki öbür vücudunu halini görüyorum. Kuyruklu ama bütün yüz mimiklerin aynı. Yani muhteşem bir teknoloji var arkasında. Çok acayip bir şey canım. Müthiş yani hiç akılsız. Ben erdiremedim tabii yani sizin işi de. Ama biraz... sonuçta hikayesi çok klasik bir çok. Hikaye. Zaten daha önce bir ama kendi içerisinde çok gizli göndermeleri var. O da var ama yani düşününce geçen gün internette mesela Pocahontas'ın hikayesiyle karşılaştıran bir şey okudum. Sadece isimleri değiştirerek tam o hikaye zaten hani bir yerli kızla tanışıp o yerli kültürüne aşina olup onların tarafına geçen beyaz hani İspanyol şeyi. Hep bildiğimiz temaların aslında bir yinelenişi. O kadar hikaye var zaten. Ama şey yani, inanılmaz tabii. Ne kurarsan kur. 25-50 arası konu ve hikaye var. Nasıl işlediğin miyim?